santimetredir. 5 kök 2 kare olduğu için 5 kök 2 5 kök 2 olur. İkiz kenar üçgen dik indirelim 90 derece alfa alfa beta diyelim 2 alfa alfa olur. Dik indirelim 90 derece beta olur. 2 kök 5 kök 5 kök 5 a diyelim a'nın karesi artı kök 5'in karesi 5 kök 2'nin karesi. A kare 50 eksi 5 45 kök 45 3 kök 5 olur. Görüldüğü üzere kök 5'e 3 kök 5 3 kat k'ya 3k olur. 3k'nın karesi artı k'nın karesi 2 kök 5'in karesi. 10k kare eşittir 20 k kare 2 K kök 2 olur. 3 kök 2, 2 kök 2, kök 2. X'in karesi, kök 2'nin karesi artı 2 kök 2'nin karesi. 2 artı 8 10, kök 10. Doğru cevap A seçeneği. Yukarıdaki verilere göre çemberin yarı çapı kaç santimetredir? Paralel verilmiş. Yarı çap T'ye dedik. R, R. R, R, 8 eksi R olur. R, R, 12 eksi R olur. Alfa, beta diyelim. Beta, alfa, iki üçgen benzerdir. 12 eksi R'nin R'ye, R'nin 8 eksi R'ye. 12 eksi R çarpı 8 eksi R, R kare. 96 eksi 20 R, R kare eşittir R kare. 96 20R 96 bölü 20 R eşittir 4,8 doğru cevap B seçeneği. Buna göre alan ABC kaç birim karedir? Yarı çap 9 90 derece 9 olur. 90 derece 30 derece olur. 8 köküç 4 köküç köküç katı 12 olur benzerlikten 9'a 12, 3K'ya 4K, K olur. Görüldüğü üzere teğet açı ortayı merkezden geçer. 9, 9 kök 3, kök 3, 9 kök 3, 5 kök 3 olur, 15 kök 3 olur. Buradaki alan 8 kök 3 çarpı 9 bölü 2 artı buradaki alan topladığımızda 9 24 kök 3 yükseklik 9 bölü 2 36 kök 3 artı 12 çarpı 9 108 kök 3 144 kök 3 doğru cevap E seçeneği. Buna göre EC uzunluğu x kaç santimetredir? CD'yi birleştirelim, AB'yi birleştirelim. Teğet bir doğru çizdiğimizde alfa diyelim gördüğü yay 2 alfa. Alfa alfa 2 alfa alfa olur. Ters açılar eşit. Beta beta olur. İki üçgen benzerdir. Alfa'nın gördüğü x 6, beta'nın gördüğü 12 8. Sadeleştirelim. 4'e bölelim. 3 2, 3, 9. Doğru cevap C seçeneği. Bu çizime göre ABC üçgenin çevresi kaç santimetredir? A merkezi çemberimizi çizelim. Şu şekilde B merkezli ve C merkezi çemberimizi çizelim. Merkez alalım. C, A, B. Birleştirelim. Doğrusal olur. Yarı çapı 15. Uzatalım. 15. Yarı çapına A diyelim A. 15 eksi A. Yarı çapına B diyelim B. 15 eksi B. Topladığımızda çevre uzunluğu 15 eksi A artı A. 15 eksi B artı B'den. Çevre uzunluğu 30 olur. Doğru cevap E seçeneği. Şekildeki çember ABG üçgenin içte çemberi olduğuna göre GC uzunluğu X kaç santimetredir? Eşkenar üçgen verilmiş. 2 AA diyelim. Eşkenar üçgende 6 artı A eşittir. A artı 2 artı X. X eşittir 4 olur. Doğru cevap A seçeneği. Buna göre M merkezi çemberin yarı çapı kaç santimetredir? Şu şekilde birleştirdiğimizde Görüldüğü üzere A merkezli O merkezli yarıçaplar eşit olur. Eşkenar üçgen olur. 60 derece, 60 derece, 60 derece olur. Merkezleri birleştirdiğimizde teğet olur. Teğet olur. Birleştirelim yarıçap R R olur. Buradaki uzunluk 12 olur. R olur. Görüldüğü üzere 12 12 olur. Dikindirelim 90 derece. R olur. 12 eksi R. R olur. 12 eksi R olur. Pisagordan 12 artı R'nin karesi. Eksi 12 eksi R'nin karesi eşittir. 12 eksi R'nin karesi. Eksi R'nin karesi. Karşıya atalım. 12 artı R'nin karesi artı R kare. 2 tane 12 eksi R'nin karesi. 144. 24 R artı 2 tane R kare olur. Eşittir. 288. Eksi 48 R artı 2 R kare. Düzenleyelim. 24 48 72R 144 R eşittir 2 olur. Doğru cevap B seçeneği. R1 artı R2 6 cm olduğuna göre alan ABC'de kaç santimetre karedir? Yarı çap dedik olur. R2, 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 R2 olur. Merkezleri birleştirdiğimizde R1, R2 görüldüğü üzere R1, R1 olur. R1, R1 olur. Dik üçgen oluşturalım. 90 derece. R1 olur. R1 olur. Buradaki uzunluğa A diyelim. A. R2. Buradaki uzunlukta A olur. Görüldüğü üzere 45 derece. 45 derece olur. Uzattığımızda 45 derece. R1 kök 2 doğrusal 45 derece 45 derece R2 kök 2 olur. R1 artı R2 6 olur. R2 kök 2, R1 kök 2, 6 kök 2. Köşegen uzunluğu 6 artı 6 kök 2. Kök 2'ye böldüğümüzde bir kenar uzunluğu 3 kök 2 artı 6 olur. 3 kök 2 artı 6'nın karesi karenin alanını verir. 18 36 artı 36 kök 2 topladığımızda 54 artı 36 kök 2 doğru cevap E seçeneği.